Makedonya'dan yetişen Türk dehası Mustafa Kemal Atatürk. Tarihçiler Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolda oynadığı önemli rol için onu böyle tanımlıyor. O, tüm dünya liderlerinin örnek aldığı bir rehber. Ender bir deha, çünkü şöyle bir şey, dehalar az geliyor. Dehalar nerede, nasıl çıkar tartışılıyor. Şüphesiz ki okyanus adalarında Cumhuriyet dehası çıkmaz. Marşal da çıkmaz, yani böyle bir şartlar var tabii ama bunun dışında skala geniştir. Yani 19. yüzyılın marşalı daha büyüktü demeyeyim de, onun gibi marşallar olmasına rağmen Fransa'dan çıktı yani. Çok önemli. Prusya'dan da çıkmadı, Avusturya'dan da, Rusya'dan da. Fakat bu kadar büyük insanların olabildiği diyeceğim ki çok da olamadı. Birinci Cihan Harbi'nde kara ordularını çok büyük adamlar yetiştiremedi karşıda. İyi generaller çıktı. Çok milletler savaşıydı. Ama savaşın hemen ardında o Birinci Cihan Savaşı'nın parçası olarak Atatürk çıktı. Çünkü önemli biri. Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu hedefe ulaşmasının altında iyi bir diplomat ve asker oluşu yatıyordu. Profesör Doktor İlber Ortaylı'ya göre yetiştiği toprakların özelliği onun karakterine yansımıştı. Lider olarak, bir diplomat olarak da yaptıkları önemli hedefleri var çünkü. Ve askerliği tartışılmaz. Adetleri, bazı şeyleri değiştiren bir Türk tarihinde. Makedonya'dan çok çıkıyor büyük adam. Makedonyalı'nın miskinleşme hakkı yoktur. Yani hayatla mücadele eder, etrafla mücadele eder. Varlık mücadelesi verir. O bakımdan tabii enteresan bir kıtadır. İnsanlar çetin karakterlidir orada. Onun da tesiri çok olur. Yani Makedonya'dan yetişen Türk dehası. Peki Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının zaferi ve Cumhuriyet'in ilanı bu toprakları yıllardır işgal altında tutan dünya devletlerinde nasıl karşılanmıştı? Türkiye'nin Cumhuriyet oluşu bütün dünyada ne kadar karşılandı tartışılacak bir konu. Çünkü o zaman iletişim araçları bir kere bugünkü gibi değil. Yani herkes her an televizyonun karşısında değil, radyonun karşısında değil. Büyük bir monarşi gitmiş yani. Birinci Cihan Harbi monarşileri gitmiş. Zaten süre sultanın tahttan çekilmesi, kendi abdikasyonuyla terk edip gitmesiyle memleketi başladı. Çok önemli yani, bu Alman Kaiserinin, Avusturya Kaiserinin imparatoru ve Macaristan kralı aynı kişideydi. Çekilmesi, gitmesi ve Rusya çarının biliyorsunuz çok feci bir şekilde bütün aile kurşuna dizilmeleri Yekaterinburg'da. O sürecin bir devamı gibi görüldü yani, çok enteresan. Fakat bunun en hafifiydi. Cumhuriyet'in ilanının müspet neticeleri var. İşte Türkiye başka bir döneme geçiyor diye. Bilhassa birkaç sene sonra takdirle karşılanan bir şey var. Zaferde bile bir nevi yenilgiyi kabul eden iki kere galip diye. Yani kusurlarını gören İki kere galiptir diye. Türkiye Cumhuriyeti savaşı kazandı, vatanını savundu, Türk halkı, sultanlar gitti. Türkiye'nin aksine birçok devlet Cumhuriyeti ilan etmelerine rağmen başarıya ulaşamadılar. Bir kuvvete dayanması lazım. Bu çok açıktır. Onun için onu söylemek gerekiyor. Türk cemiyeti o tarihte bile 100 senedir reformlar içindeydi. Askeri reformlar yapılmış, yaşamak zorundasın çünkü
hala bizi kabul etmeyen bir dünya parçası üzerindeyiz, varlığımıza tahammül edemeyen. Onun için tabii kuru askeri reform demek, askere talim gösterirken reform demek değil. Onun arkasındaki teşkilat, tıbbiye, veterinerlik, eczacılık, kimya vesaire, bütün bunlar modern bir eğitimi, mühendisliği getirmiş. Çok önemli. Ve onun arkasından çorap söküğü gibi mali nizam, idari nizam geçirmeye başlamış. Yani Türkiye zaten bir takım dualist bir yapıya girmiş eskiyle yeni arasında. Yenilikleri bekliyor, talep eden bir memleket. Yani Cumhuriyet bunun üzerinde gitti. Milli mücadeleyle gelen bir şey. Ve bu Cumhuriyet haliyle bir takım yenilikler getiriyor. Daha öteye gidiyor, daha iyi bir tasarım. Bunu düşünüyor ve bu öyle bir iç darbeyle falan değil. Doğrudan doğruya harp, bir cihan harbi gibi büyük bir harbi yapmış ve yenilmiş tarafta olup işgale uğramış bir memlekette doğrudan doğruya hakla, hukukla, silahla bir yanıyla almışsın iktidar eline ve bir yeni değişikliğe gidiyorsun. Bu çok önemli. Onun için 1923 29 Ekim bunun arkası var. Yani öyle bir anda gelmiş bir şey değil. 1917 Şubat devrimi, Kerenski'nin hükümette olduğu, Franz Lubov'un başbakan olduğu Rusya hükümeti. Bugünkü takvimle Kasım'a kadar, o günkü takvimle Ekim'e kadar devam eden, Ekim'de Bolşevikler geldi. Bu iki aradaki Cumhuriyet'in kuruluşu bile fikri temeli olmakla birlikte yaygın bir uygulamanın üstüne oturmuyor. Bu kadar kısa sürelerin milletlerin tarihi için mucize olması lazım ki değişiklikler olsun. Bu mucize bir nebze gerçekleşmiştir Türkiye'de. Ve o mucize şimdi 98 yaşında.